günaydın, mutlu sabahlar. Focus'ta karşınızdayız. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Bloomberg HT ekranlarında ben Reyhan Baysan. Önümüzdeki bir saat boyunca birlikte olacağız. Kritik bir veriyi takip ettik. Enflasyon rakamları açıklandı Haziran ayına ilişkin olarak. Ve piyasa beklentilerinin bir miktar altında kaldığını görüyoruz. Yıllık bazda %38,2 artış var TÜFE'de. Aylık bazda ise %4'ün hemen altında %3,92'lik bir artış var. Piyasa beklentisi aylık enflasyonun %4'ün üzerinde artması yönündeydi. Ve 8 aydır yıllık enflasyonun üst üste düşüş kaydettiğini görüyoruz. 18 ayında en düşük seviyelerinde bir rakam bizi karşıladı. Ama tabii bundan sonrasında ne olacak? İşte bunu ilerleyen dakikalarda değerli isimlerle konuklarımızla konuşacağız. Peki piyasa nasıl tepki verdi? Yurt içi piyasalarda nasıl bir seyir var? Hiç vakit kaybetmeden hemen borsa tarafına bakalım. %0,37'lik yükselişle güne başladık. 6026 puandan. Ancak şu anda 6000 seviyesinin altına gerileyen bir tablo bizi karşılıyor. %0,11'lik bir geri çekilme var. Alt endekslere baktığımız zaman bugün sabah saatlerinden bu yana bankacılık endeksindeki o negatif ayrışma dikkatleri çekiyor. Biraz da satış baskısı yer alıyor. Şu banka hisseleri üzerinde %1,5'luk bir geri çekilme var. Sınav endekste hafif bir toparlanma çabası gözlemlenirken mali endekste de yine aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. Diğer endekslere şöyle bir baktığımız zaman ise ulaştırma endeksi haftanın ilk gününde çok belirgin bir pozitif ayrışma içerisindeydi. Dün biraz daha satışlar geldi. Sonra bugün de yine bir toparlanma çabası içerisinde hizmetler endeksi tarafında da %0,58'lik yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Peki paritelerde nasıl bir durum var? Para piyasaları bu sabah bizi nasıl karşılıyor? Dolar TL'de biraz daha böyle düne kıyasladığımız zaman yatay bir seyir dikkatleri çekiyor. %0,48'lik yükseliş var. 26,09 seviyesinden işlemler geçiyor ve biz Euro TL tarafında da yine 28 liranın üzerindeki hareketleri görüyoruz. Dolar endeksi 103'e gelmiş durumda ancak yukarı yönlü hareket çok sınırlı. Buradaki sınırlı hareket biraz böyle benzer bir tabloyla beraber Euro'nun dolar karşısında da değer kaybının önüne geçmiş gibi duruyor ama yine de 1.09'larda tutunamadı. Euro dolar paritesi ve 1.08'lerden işlem görüyor. Dolar yen tarafında ise 145'e doğru bir dayanma olduğu yen tarafında dolara karşı ve işte orada şu anda 144,3 seviyesini görüyoruz. Bundan sonra kurun bu seviyelere gelmesiyle beraber Japonya Merkez Bankası borç bakalım nasıl bir tutum içerisine girecek. Biraz daha şahinleşmesi beklenebilir mi? Bunların hepsini yakından takip ediyoruz. Sterlin dolar tarafında da 1.27 seviyeli karşılıyor bizi bu sabah. Ve Avrupa borsalarına baktığımız zaman biraz düşüşle açıldı bu sabah saatlerinde. Bütün alt endekslerde de geri çekilme var. Ana endeksler şu anda negatife, kıpkırmızı bir tabloya işaret ediyor. Biraz aslında bunun sebebi sabah saatlerinde Çin'den takip ettiğimiz hizmet PMI verisinin sert bir şekilde geri çekilmesi oldu. Ve burada biraz piyasaları tedirgin eden bir tablo karşımıza çıktı. Avrupa tarafında da bunun yansımalarını görmek mümkün oluyor. Geçtiğimiz hafta biz tatildeyken Avrupa tarafında, ABD tarafında biraz daha coşkulu bir seyir vardı. Ancak yeni haftada biraz daha düşüşler hakim. ABD vadeli piyasalarda da şu anda aşağı yönlü bir hareketle açılış beklentisi var ki yaklaşık 1,5 günlük bir tatilden çıktı. ABD dün tamamen kapalıydı. Pazartesi günü yarım gün işlemler gerçekleşti. Pazartesi günü yarım gün o tatile çıkmadan önce ise 3 ana endekste de yükseliş hakimdi. Wall Street endekslerine baktığımız zaman bugün gözlerimiz, piyasaların gözü, kulağı FED tutanaklarında olacak. Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak akşam ve işte oradan biraz böyle şahin mesajlar gelebileceğine dair beklentiler oluşmuş durumda. Ama bunlar çoğunlukla piyasalar tarafından fiyatlanmıştı. Çünkü zaten şu anda biraz piyasa tarafındaki fiyatlamalara, beklentilere baktığımız zaman Temmuz toplantısında 25 bas puanlık bir artışa gidileceğine %90 ihtimal veriliyor. Bu önemli. Bugünkü veriler arasında da ABD tarafında fabrika siparişleri yer alacak. Bunu da aktaralım. Ve emtia piyasasına bakalım. Altında tabii orada Fed'i bekliyor. Fed tutanaklarını bekliyor. Oradan çıkacak satır aralarındaki mesajlar altının da yönü açısından belirleyici olacak. Ama bugün biraz daha toparlanma içerisinde %0,17'lik yükseliş var. 1927 dolardan geçiyor. Ve tabii hem onstaki hem kurdaki yükselişe bağlı olarak biz gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. %0,33'lük kazançla 1615 liradan el değiştiriyor. Gümüş tarafında sakin bir seyir var ancak yine de aşağı yönlü hareketler biraz daha hızlanmış gibi duruyor. 22 dolar 87 centten el değiştiriyor. Petrolde ise karışık bir tablo olduğunu görüyoruz. Sabah saatlerinde Çin'den gelen veri, hizmetler PMI verisinin beklentilerin altında kalması ve çok sert bir çekilmeye işaret etmesi biraz tabii küresel resesyon endişelerini
hızlandırmış gibi duruyor. Ama burada bir belirgin bir ayrışma söz konusu. Amerikan petrol tarafında %1 oranında prim gözlemlenirken Brent petrolde %0,37'lik aşağı yönlü bir hareket var. Ve burada tabii OPEC artı ülkelerinden gelen mesajlar da radarımızda olmaya devam ediyor. Son olarak kripto paralara bakalım. 30 bin doların üzerindeki tutunan Bitcoin'i görmeye devam ediyoruz ana kripto para ama %0,14'lük aşağı yönlü bir hareket var. Bakalım burada bu tutunma gerçekleşecek mi? Dün biraz daha 31 bin dolarlara doğru bir seyir olmuştu ancak oradan bir geri dönüş söz konusu. Ethereum tarafında da tabii ki takip ettiğimiz kritik seviye 2000 dolar olmaya devam ediyor. Ve şimdi piyasalara dair daha detaylı bilgi almak üzere Albatros Portföy'e gidiyoruz. Filiz Özcan bizimle beraber. Filiz günaydın, hoş geldin yayınımıza. Sözü ben hemen sana bırakayım. Nasıl bir güne başlıyoruz? Borsada işlemler biraz böyle negatife dönmüş gibi duruyor. O birkaç gündür görülen yükseliş acaba devam eder mi? 6000 seviyesinin üzerine borsanın yerleşme ihtimali var mı? Bayramdan sonra haftaya çok pozitif bir seyirle başladık. Haftanın ilk işlem günü ciddi bir yükseliş yaşandı. Dün biraz bunun realizasyonunu gördük ama bankacılık sektörüyle dengelenen bir görüntü vardı. Moody's'in açıklamaları bankacılık sektörünü biraz destekledi. Bugün bankacılık sektöründe de realizasyona katılmasıyla birlikte biraz daha 6000 seviyelerinin altını test etmeye başladı endeks. 5700'lü seviyeleri biz en yakın destek noktası olarak takip ediyoruz. Açıkçası bu seviyelere doğru da bir realizasyon görürsek yeniden alımla karşılık bulabileceğini düşünüyorum. Endekste tabii ki 6000 seviyesinin üzerinde tutunma, kapanışlar, yükseliş eğiliminin devam etmesi açısından önemli olacak. Bir sonraki hedefimiz 6500'lü seviyeler olacak. Eğer 6000 seviyesinin üzerinde bir tutunma görebilirsek, Temmuz sonu itibariyle bilançolar artık açıklanmaya başlanacak. Sektörel ayrışmalar bu noktada ciddi bir şekilde göreceğiz gibi gözüküyor. Yani endeksin seviyesine odaklanmaktan çok aslında bilançosu iyi beklenen şirketlere odaklanmak bu noktada biraz daha iyi olabilir. Kurun ikinci çeyreğin son aylarında hızlı bir yükselişi olmuştu. İhracatçı şirketleri bir miktar orada destekleyeceğini düşünüyoruz. Havacılık sektörü keza iyi gelmesi beklenen sektörlerden. Çok konuşulmayan bir sektör çimento sektörü, onlarda da ikinci çeyrekler iyi bekleniyor. Bu şekilde sektörel ayrışmalarla endeksin kendi içerisinde bir dengeye oturmasını bekliyoruz. Aslında ikinci çeyrekler çok fazla, hani genel olarak baktığımızda çok parlak geçmeyecek ama dediğim gibi bir miktar burada ayrışmalar göreceğiz. Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Beklentilere hemen hemen yakın rakamlar gördük. Bundan sonraki dönem için baktığımız zaman enflasyonda yine artış eğilimi korunacak gibi gözüküyor. Yıl sonu için %40'ın üzerinde beklentiler biraz daha şekillenmeye başladı. Bu hem kurdaki artış hem asgari ücrete yapılan zamla birlikte baktığımız zaman. Bu noktada da Merkez Bankası'nın artık faizi nereye çekeceği, enflasyonla faizin birbirine ne kadar yakınlaşacağı, bunlar fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacak gibi gözüküyor. Yurt dışında biraz negatif bir fiyatlama var. Küresel çapta baktığımız zaman PMI verileri son dönemde biraz hayal kırıklığı yarattı. Orada bir zayıflama var. Resesyon endişeleri ön planda ama bunun yansımalarını Amerika tarafında çok fazla görmüyoruz. Biraz daha Avrupa tarafında negatif ayrışma, Asya tarafında negatif ayrışma ön plana çıkıyor. FED toplantı tutanakları bugün, Cuma günü de tarım dışı istihdam rakamları açıklanacak. Bunlar da küresel piyasaların seyri için belirleyici olacak gibi gözüküyor. İçeride ama biz yurt dışından yine bence bir süre daha bağımsız hareket etmeye devam edeceğiz. Kendi içerideki uygulanan politikalar, mevcut şimdiye kadar gelen bankacılık sektörü üzerinde özellikle baskı yaratan konularda yine nasıl gevşemeler göreceğiz. İlerleyen dönemde yine bunlar yurt dışı piyasalar için belirleyici olacak diye düşünüyoruz. Evet, bütün bunların hepsini yakından takip ediyoruz. Bahsetmiş olduğun gibi içeride açıklanacaklar ve orada piyasalara da yön vermesi, ekonomiye yön vermesi bekleniyor. Bir taraftan da işte yurt dışında gözlerimiz bugün FED tutanaklarında, Cuma günü ise tarım dışı istihdam verisinde olacak ama az önce söylediğin biraz hani ayrışmalı hareketler gözlemleniyor son dönemde. Ama emtia tarafında pek öyle değil aslında. Hani hem petrolde hem de altına baktığımız zaman küresel dinamiklerin hala emtiaya yön verdiğini görüyoruz.
altın çokça merak ediliyor. Ne dersin? Orada da biraz böyle hani altın FED tutanaklarını bekliyor. Oradan şahin mesajlar gelebilir beklentisi var ama bunlar çoğunlukla fiyatlandı mı? Dolayısıyla spot altın tarafında biz bugün ve yarın aslında biraz daha böyle 1927 dolarlardan şu anda geçerken hani orada daha sınırlı hareketler görür müyüz yoksa daha belirgin hareketler görme ihtimalimiz olur mu bu hafta içerisinde? En son Haziran ayındaki FED toplantısı ile birlikte sonrasında Powell'ın verdiği mesajlarla birlikte yani yıl sonuna kadar sanki bir iki faiz artırımı daha olacak imasında bulunmuştu Powell. Son konuşmaları oldukça şahindi. Bunun yarattığı etkiyle birlikte altın onsta bir geri çekilme gördük, bir baskılanma gördük. Geçtiğimiz haftalarda da 1900 seviyelerin altı test edildi ons altın tarafında. Ben açıkçası bu geri çekilmeleri bir alım fırsatı olarak görüyorum ons tarafında. Faiz konusunda baktığımız zaman evet Powell'ın verdiği mesajlar hep şahin kalmaya devam ediyor ama veriler de tabii ki önemli olacak. Küresel çapta az önce de belirtmiştim PMI verileri biraz zayıf kalıyor. Bunun yaratacağı etkiyle birlikte bu şahinlik devam edebilecek mi? Tarım dışı istihdam rakamlarının seyri, bu akşamki FED tutanaklarının seyri. Ben biraz altındaki bu geri çekilmenin bu beklentileri fiyatladığını düşünüyorum. O yüzden biraz daha tepki oluşabileceği tarafındayım altın onsta. Yeniden 1900 dolar seviyelerinden tepki vererek 1950-1970 ileride önümüzdeki teknik hedefler olarak baktığımız zaman bu seviyelere doğru kademeli bir yükseliş yaşanabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki temel tarafında desteklemesi gerekiyor. Hem tutanaklardan belki yine çok şahin ifadelerin sürdürülmemesi gerekiyor. Da tarım dışı istihdam rakamlarının seyrinin biraz daha belirleyici olması, destekleyici bir şekilde gelmesi beklenebilir bu noktada. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Filiz Özcan bizimle beraberdi Albatros Portföy'den ve şimdi Fokus'ta kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Getik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençer bizimle birlikte olacak. Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi enflasyon verisini değerlendireceğiz. Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler ile beraber. Serkan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Günaydın, hoş bulduk. İyi Evet, yayınlar. çok teşekkürler. Enflasyon verisini karşıladık. Yıllık TÜFE %38,2 artış kaydetti. Aylık bazda %3,92'lik bir artış var. Bir taraftan da tabii ki böyle hani alt detayların hepsini, bunların hepsini konuşacağız ama öncelikle şunu sorayım. Sizin beklentilerinizi karşıladı mı ve yıl sonuna doğru nasıl bir enflasyon beklentiniz var acaba? Yani benim beklentim altında kaldı. Bunun da ana nedenlerinden biri kur geçişkenliği benim öngördüğümden biraz daha düşük olduğunu gördük. Aslında kur geçişkenliğinin bu aydan itibaren oldukça etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle dayanıklı mal grubu üzerinde, işte enerji fiyatları üzerinde. Fakat hani diğer otomobil ve beyaz eşya dışında kalan ürünlerde işte daha diğer temel mallar diye bizim enflasyon sepetinde gruplandırdığımız daha hızlı tüketim ürünlerinde, işte küçük ev aletlerinde, ev tekstilinde örneğin buralarda henüz daha etkili olmadığını görüyoruz. Bunu da ilerleyen aylarda enflasyonu etkilediğini göreceğiz. Yani bu aya ilişkin beklentimin altta kalma nedeni biri o. Bir miktar da doğalgaza ilişkin düzenlemeden kaynaklı artış henüz benim beklediğim gibi biraz altında kalmış. Çok pardon. Bu aya ilişkin öyle ama bundan sonrası ilişkin de dediğim gibi kur geçişkenliği enflasyonda temel belirleyici olacak gibi gözüküyor. Bir yandan da bu yine kura bağlı olarak da bu hizmet tarafındaki bu fiyat katılıkları da muhtemelen devam edecek ve hizmet enflasyonu da yükselmeye devam etmesini bekliyorum. Hani toparlarsa ama hani Haziran enflasyonuyla birlikte enflasyonda, TÜFE enflasyonda dip seviyeyi gördüğümüzü ve Temmuz'dan itibaren enflasyonun yükseliş trendine girmesini bekliyorum yani. Muhtemelen biz Temmuz'da da 40 civarı, 4 civarında bir enflasyon görüyor oluruz ve 40'ın üzerine yükseldiğini görürüz Temmuz ayı ile birlikte diye düşünüyorum. Peki bu çerçevede şimdi 27 Temmuz'da Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu yayınlayacak. Bu çerçevede biraz önce bahsetmiş olduğunuz etkenler göz önünde bulundurulduğundaki işte kur geçişkenliğinin etkisini göstermeye başladığını ve artarak etkileyebileceğine dair bir yorumda bulundunuz.
Bir revize bekliyor musunuz acaba? Merkez Bankası'nın son aslında para politikası kurulu toplantısı özetlerine de bakınca Tabii. orada da bu konuyla ilgili enflasyon vurgusu vardı, enflasyon hedeflemesine ilişkin. Dolayısıyla hani o 27 Temmuz'daki enflasyon raporu biraz daha önem kazandı mı? Ne dersiniz? Tabii bir revize o kuşkusuz olacak. Yani zaten son bir önceki pardon enflasyon raporunda da bir revizyon gerekliydi ama bunun bir öngörü, daha doğrusu bir temenni olarak orada tahmin olarak uzun vadeli tahmin olarak tuttuklarını belirtmişti Merkez Bankası PP yönetimi o dönemde. Yani aslında onlar da o dönemde bir revizyon olması gerektiğinin farkındaydı ama bunu revizyonu yapmamayı ileriki şeyle toplantıda bırakmayı tercih etmişlerdi. Şimdi bu son kur artışıyla birlikte tabii revizyon ihtiyacı daha da ortaya çıkmış durumda. Siz de belirttiğiniz gibi bu PPK özetinde zaten enflasyona ilişkin Merkez Bankası gerekli tespitleri yapmış. Yani enflasyonu yükselten nedenler, yükselişine neden olabilecek faktörler her birini işte maliyet kaynaklı olsun, hizmet fiyatlarındaki katılık olsun ortaya koymuş. Dolayısıyla orada bir revizyon evet göreceğiz. Yani bu yani miktarını şey yapamayacağım ama piyasa beklentilerine daha yaklaşabileceğini, yani piyasa beklentileri şu anda halen 40-45 civarında gözüküyor. Benim beklentim açıkçası bunun çok oldukça daha üzerinde. Ben 50'lerin üzerine çıkacağını bekliyorum enflasyonun sene sonuna yaklaşırken. Örneğin sene sonu Ekim'de itibaren Kasım Aralık'ta özellikle doğalgaz kaynaklı enflasyon önemli bir katkı geldiğini göreceğiz. Ve kur geçişkenliğinin dediğim gibi Temmuz'da bu ay görmeye başladık. Temmuz'dan itibaren gene artarak kur geçişkenliğinden katkı geldiğini göreceğiz. Peki bunun önüne geçebilmek için yani şimdi Merkez Bankası'ndan biz son toplantıda 650 bas puanlık bir faiz artışının geldiğini gözlemledik ki yeni ekonomi yönetimi enflasyonu önceliklendireceğini belirtmişti. Dolayısıyla burada hani sizin bu tahminlerinizin önüne geçebilmek herhangi bir şekilde herhangi bir politika aracıyla mümkün olabilir mi? Bunun herhangi bir çözümü masada yer alabilir mi? Yani vardı işte para politikası adımlarının etkisine hep gecikmeli olarak görüyoruz. Bu sefer onu daha da gecikmeli göreceğiz. Çünkü geçmiş dönemlerden farklı olarak geçmişte ne oluyordu? Fabi kur artışına, ciddi kur artışına tepki olarak faiz artıyor ve kur aşağı geliyor. Ve bunun birkaç ay içinde enflasyon üzerinde etkisini görüyorduk. Bu sefer geçmişten farklı olarak bu faiz artışına rağmen kurda biz dış ticaret dinamiklerini denge yani dış ticaret dengesini dinamiklerini dengelemek adına bir değer kaybı ihtiyacı vardı. Dolayısıyla kur serbest bırakıldı. Dolayısıyla bu kurun enflasyon üzerinde etkisini görüyor olacağız. Yani biz ancak ben 2024'ün başlarından itibaren eğer kur stabilizasyonu sağlanabilmişse bu süreçte hani 26-27'lerde diyelim şu anki olduğu seviye sağlanabilmesi 2024'ün başlarında itibaren enflasyonda düşüş sağlanabilir. Yani kur geçişkenliği açıkçası kurun etkisi iki kanaldan enflasyon üzerinde oluyor ve olacak. Birincisi geleneksel bildiğimiz gibi maliyet yönlü etki. Yani maliyet tarafında işte bugün üfe üzerinde gördük. Bunu dediğim gibi maliyet tarafından etkilerini göreceğiz. Bir de geçmişten farklı olarak bu sefer bir de parasal genişleme kanalı var. Yani şunu kastediyorum. KKM üzerinden bütçeye ve Merkez Bankası'nın ödemesi gereken ciddi maliyetler oluşuyor. Şimdi 19'luk ortalama kur yılın ilk işte 5 aylık döneminde. Haziran şu an 26'ya geldik. Yani %35 aşan bir değer artışı var. Dolayısıyla bunun hani hazine artı Merkez Bankası'na maliyeti şu anda benim kabaca hesaplarım 600 milyar TL'yi geçmiş durumda. Yani bu bir parasal genişleme demek. Direkt bütçe üzerinden, Merkez Bankası üzerinden. Bu parasal genişleme üzerinden de bir enflasyon etkisi olacaktır. Bu enflasyon arttıkça yine talebin öne çekilmesi durumun devam edeceğini ben bekliyorum. Bunları toparladım. Yani enflasyonun şeyi için düşmesi, enflasyonun yükselmesi için yani ortam enflasyonun yükselmesine işaret ediyor. Evet. Yani dediğim gibi 2024'te önce düşmesi, daha doğrusu bu artış hızını yavaşlatmak için yapılacak şey çok daha hızlı bir faiz artışıyla ekonomiyi boğmak, ekonomiyi yavaşlatmak, hatta işte ani duruşa neden olacak bir faiz artışına gitmek.
Fakat bu da tabii tercih edilmiyor. Yani tek şeyi enflasyondaki bu söylediğim seviyeye çıkmasını engelleyecek ekonomide ani bir durgunluk olması. Fakat bu tercih edilmeyecektir. Evet. Dolayısıyla enflasyondaki artış süreci bence 50'lerin üzerine doğru devam edecek. Ancak 50-55'li seviyelerden bir düşüş görmeye başlayabiliriz eğer kur stabilizasyonu sağlanabilmişse. Evet, kur stabilizasyonu yani kurun bu anlamda enflasyon üzerindeki önemi gittikçe artıyor gibi duruyor. Bunların hepsini takip edeceğiz ama biraz da yeni açıklanan enflasyon verisinin alt kalemlerine, alt detaylarına bakalım dilerseniz. Orada örneğin bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %14,7 artışla konut oldu. Bir taraftan da en fazla yükseliş gösteren ana grup %67,2 ile lokanta ve oteller oldu ki bu biraz hani sanki yaz dönemi mevsimsel bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Gıda enflasyonundaki yükseliş dikkat çekici. %52,5'ten %53,9'a yükselen bir tablo var. Alt kalemlere, alt detaylara baktığınız zaman dikkatinizi çekenler neler acaba? Yani konut %14 ama oradaki enerji fiyatlarından kaynaklanıyor. Yani aslında kiradaki artış çok daha fazla orada. Hani orada konutla ilgili şeyi söylemek lazım. Lokanta oteldeki artış da normal. Hani gıda fiyatlarındaki artış trendini biliyoruz. Ve et fiyatlarının sene başından beri iki katına çıktığını neredeyse takip ediyoruz. Onun da şimdi örneğin ekmek fiyatlarında Temmuz ayı, pardon Haziran ayı sonlarında ciddi bir artış oldu. Bunu Temmuz ayı gıda enflasyonu üzerinde göreceğiz. Bu gıdanın yansıması işte lokanta otel tarafına oluyor. Yani aslında yine bugün enflasyonda hizmet enflasyonu aslında benim beklediğim bir miktar altta kaldı ama halen hizmet enflasyondaki bu fiyatlama davranışlarına katılım devam ettiğini görüyoruz ki bunu Merkez Bankası da son PPK özetlerinde ciddi anlamda öne çıkartmış bu fiyatlama davranışındaki bozulma ve hizmet fiyatlarındaki katılığı. Yani şöyle işte 85'ten enflasyon 40'ın altına geldi Kasım'dan bu yana. Ama hizmet enflasyonu 60'ta çakılı kalmış durumda. Yani 59-61 arasında bir yerlerde çakılı kalmış durumda. Yani asıl oradaki katılığın kırılması lazım. Enflasyonun tekrar düşüşe geçmesi için. Onun da enflasyonun düşüşüne dair beklentilerin oluşması lazım. O açıdan önümüzdeki süreçte de yani para politikası kuruluna, Merkez Bankası yönetimine vereceği mesajlarla atacağı faiz adımıyla mesaj vermesi gerekiyor açıkçası. Yani şu an beklentinin altında kaldı. Bunun devamının geleceğini zaten biliyoruz. Merkez Bankası da belirtti ama bunun dediğim gibi devamının gelmesi gerekiyor ki o beklenti tarafı da çıpalanıp enflasyon düşüşe geçebilsin. Evet, enflasyon tabii yani baktığımız zaman çok büyük bir problem olmaya devam ediyor. Küreselde de bunu konuşuyoruz. Şimdi merkez bankalarının da bir taraftan böyle ayrışmaya geçtiği bir dönem karşımıza çıkıyor yurt dışında. Örneğin işte Fed geçen ay pas geçmişti. Avrupa Merkez Bankası faiz artışlarına devam dedi. Temmuz'da Fed'den yine bir faiz artışı beklentisi var ama bilmiyorum hani siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün de Fed tutanakları açıklanacak. Çok kısa bir yurt dışına da bakalım son olarak. Yani ben Haziran'da durup Temmuz'da gitmeyi çok kendi anlayışımla çok anlamlandıramasam da son gelen veriler ışığında da Fed'in hem işte büyüme ilişkin hem enflasyona ilişkin diyelim bu veriler ışığında Temmuz'da faiz artışını işte 25 bas puanla devam edecek gibi gözüküyor. ECB zaten hani devam edeceğini daha önceden sinyalini vermişti. Onlar da o şekilde değerlendirebiliriz. Yani muhtemelen o tarafta 25 adımlarla faiz artışı devam edecektir. Ama ben dediğim gibi Haziran'da durup Temmuz'da devam etmesini çok kendi kafamda anlamlandıramadığımı da belirteyim yani. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençer bizimle beraberdi. Şimdi Fokus'ta kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis'i ağırlayacağız. Ve Fokus'un son bölümüyle karşınızdayız. Enflasyon rakamlarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu kez gıda sektörü üzerinden bir değerlendirme alacağız. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis bizimle beraber. Mehmet Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar efendim, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, gıda tarafında detaylı bir şekilde bakacağız ama öncelikle ben sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz Haziran ayı enflasyon verisinde yıllık bazda %38,2, aylık bazda ise %3,9'luk bir artış gözlemlendi tüketici fiyatlarında. Ne dersiniz? Özellikle yurt içi fiyat endeksinde Haziran ayı bir önceki aya göre %40,42, aylık %6,50 arttı. %40,42, yani üretici fiyat endeksini bir araya alırsak, bir de yine TÜİK'in özellikle Nisan ayında açıkladığı tarımsal girdi fiyat endeksi var. Bu rakamda 40,2. Yani 40,42 üretici fiyatı artmış Haziran'da, ama son veri olan Nisan ayında da 40,2 tarımsal girdi fiyatlar. Burada ortaya çıkan şu: tarımsal girdi maliyetleri ucuzlamazsa gıda fiyatlarının düşmesinde sıkıntı yani oluyor. Özellikle belki bir önceki aylara göre enflasyon düşse de, bizim burada önemli olan özellikle tarımsal girdilerin çoğunda biz dışa bağımlıyız. Türkiye'de tarımsal üretimin en büyük engellerinden biri de girdi fiyatlarının çok yüksek olması. Yani tarımsal üretimde %70, hayvansal yani yem başta olmak üzere %60 da dışarıdan biz girdi maliyetleriyle, bugünün kur baskısıyla bu ürünler alınarak yukarıya doğru çıkıyor. Yani üretici bu girdileri kullanarak üretim yapıyor. Tüm bu girdilerin fiyatlara göre ürünün maliyeti ona göre oluşuyor. Yani girdi fiyatlarındaki artışlar çiftçinin üretim maliyetini, üretim maliyeti de ürünün fiyatını artırıyor. Burada önemli olan tarımsal üretimdeki arz talep dengesini oluşturmak için daha fazla tarımsal üretime ihtiyaç var. O zaman ancak fiyatlar düşebilir. Sürdürülebilir bir fiyat istikrarı için de çiftçimizin daha verimli ama daha uygun maliyetli üretim yapması sağlanması gerekiyor. Üretim miktarının istenen düzeyde ulaşabilmesindeki tarımsal girdilerin üreticimizin makul fiyattan temin edecek ki üretim maliyetlerinin aşağı çekilmesinde, bu temin edilen ucuz maliyetlere yapılan ürünün fiyatın aşağı çekilmesinde önemli rol oynayacaktır. Evet, yani gıda enflasyonu tarafında biraz tarımsal girdi maliyetlerindeki yükselişten, oradaki artıştan bahsediyorsunuz ve ancak hani sürdürülebilir bir şekilde enflasyonu aşağı getirebilmek için burada bir düzenleme olması gerekiyor diyorsunuz. Bunun için de biraz daha tarımsal faaliyetlerin artırılması gerekiyor. Şimdi bütün bunların bir sonucu olarak verilere baktığımız zaman gıda enflasyonu aylık bazda %3,02 artış kaydetmiş ve yıllık bazda da %53,9'a yükselmiş. Bir taraftan da Dünya Bankası'nın verilerine baktığımız zaman en fazla gıda enflasyonu olan ülkeler arasında ilk 10'da yer alıyoruz. Bu da tabii ki iyi bir durum, iyi bir tabloyu beraberinde getirmiyor. Peki yani sizce şu anda sizin bir hani sektörün önde gelen temsilcilerinden biri olarak bahsetmiş olduğunuz bu sürece dair herhangi bir uygulama, herhangi bir dönüşüm var mı? Sizin bu anlamdaki talepleriniz neler acaba? Şimdi yurt dışında geçtiğimiz, özellikle pandemiden sonra yurt dışında da girdi maliyetlerinde başta gübre ve enerji olmak üzere ciddi artışlar oldu. Yani %114'ler, %140'lara kadar çıktığı zamanlar oldu. Şimdi dünyada tabii ki bu girdi maliyetlerinde aşağıya doğru bir iniş var. Ondan dolayı pek çok üründe fiyat düşüşünü görüyoruz. Yani ayçiçeğinde olsun, buğdayda olsun, geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman çok ciddi oranda düşüşler var. Sadece birkaç üründe fiyat artışları söz konusu. Burada önemli olan tabii ki girdi maliyetlerinin yanı sıra ülkemiz açısından değerlendirdiğimiz zaman sevindirici şu ki, biliyorsunuz çok ciddi bir kış kuraklığı yaşadı ülkemiz. Daha sonra bu kış kuraklığı Şubat ayının sonuna kadar sürdü. Ama daha sonra Mart ayında yağan yağışlar rekolte beklentisine olumlu olarak yansıdı. TÜİK'in yine verilerine göre biz sahadan aldığımız bilgiler de 3 aşağı 5 yukarı aynı. 2022 yılında yaklaşık 38,5 milyon ton gerçekleştirilen tahıl ürünlerinin üretim miktarının 2023 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 2,1 oranında artarak 39,5 milyon olacağı tahmin edildi. Bu çok ciddi bir rakam. Yani ülkemizin tabii ki örneğin buğdayda da aynı şekilde %4 oranında artarak geçen seneki 19,7 milyon ton üretimin 20,5 milyon ton, hatta
bazı yerlerdeki verim, dekar başına alınan verimlilikte artışla bu rakamın 20,5 milyon tonda geçeceği ifade ediliyor. Tabii bunun en önemli sebeplerinden birisi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin geçen yılki seneki hububat alım politikasında bu üretim yılındaki artışa önemli olan bir desteği olmuştur. Onun altında çizmek isterim. Özellikle kuru baklagillere geldiğimiz zaman bugün yaklaşık geçtiğimiz yıla baktığınız zaman mercimekte, aynı zamanda nohutta geçtiğimiz yılların üretim rakamlarını alabiliyoruz. Yani mercimekte yaklaşık 400 bin ton, işte nohutta da 580 bin ton civarında. Aynı şeyi kuru fasulyede söyleyemiyorum. Ama ülkemizde özellikle bu son dönemde biraz hani yükselen tabii ki enflasyonun yavaş yavaş aşağıya doğru gelmesindeki en önemli nedenlerden bir tanesi de 2023 yılı hasatına girerken elimizde özellikle buğdayda bu tahıl koridorundan da gelen ürünlerle birlikte bizim depolarımızda buğday stoklarının olması. Yani bugün ofisin %43-%45 civarında biliyorsunuz 9 lira 25 kuruş ekmeklik buğdayda ve 10 lirada makarnalık buğdayda bir fiyat artışı verdi Tarım Toprak Mahsulleri Ofisi, alım fiyatı olarak verdi. İnanın bugün mesela bu şekilde eğer devir stokları olmasaydı, depolarımızda ürün olmasaydı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin vermiş olduğu ürünün fiyatlarını yukarıya doğru çıkardı. Şimdi özellikle şunu belirtmek isterim ki bu sene 2023 hasat dönemine kadar bizim bu güçlü devir stoklarıyla gıda arzında bir risk öngörülmüyor. Buğday şu an Güneydoğu Anadolu'sunda hasatı tamamlandı. Şu an bu içinde bulunduğumuz ay içerisinde İç Anadolu bölgesi başta Konya olmak üzere hasatı yapılıyor. Nohut üretimi hasatı yeni başlamış olduğu üretim özellikle erken aylarda başlayanlar özellikle Gaziantep, Adıyaman, Kırşehir bu bölgelerde çıkıyor ama özellikle önümüzdeki ayın sonlarına doğru da hem daha çok nohutun ve fasulyenin daha sonra bu sene biraz gecikmeli olarak bu iklim şartlarının artık üretim tarihlerini yani ekiliş tarihlerini ve hasat tarihlerini değiştiriyor. Ya 15-20 gün civarında bir gecikme belki çeltikte olacak. O da Eylül-Ekim aylarında gerçekleşecek. Yani şu an bu olumlu iklim şartları devam ederse herhangi bir mücbir sebep olmazsa ben inanıyorum ki Türkiye'de üretimle ilgili herhangi bir sorun yaşanmayacak. Bu şu demek anlamında değil. Yani bizim kendi kendine yeterliliğimiz buğdayda bu sene %95-%100 civarında. Ama yılı bazı ürünlerde bizim ortalama ürettiğimiz ürünün iç tüketimi karşılama oranları %75'ler civarında. İşte bu %20-25'leri biz dışarıdan ithal etmek zorunda kalıyoruz. İthal ettiğimiz zaman da kur baskısıyla da belirli bir rakam belirli bir yere çıkıyor. Onun için bizim amacımız, bizim ülke olarak amacımız bizim %100 iç tüketimi karşılayacak üretim planlaması ve aynı zamanda ihracat potansiyelini de düşünerek bizim üretim planlaması yapmamız lazım. Çünkü ülkenin en önemli şu anki dönemde dövize ihtiyacı var. Bunda da ihracat olarak da Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden bir tanesi de tarım ürünü. Evet, bunların hepsi tabii ki çok önemli. Siz ekilişlerde hani hava şartları bu şekilde devam ettiği takdirde herhangi bir olumsuzluk beklemiyorsunuz. Ama tabii önümüzdeki dönemde hani fiyatlarda bir artış olup olmayacağı söz konusu olur mu? Yani şu anda hani ve bir taraftan da üreticinin zarar etme ihtimalini görüyor musunuz? Şimdi önümüzdeki günler içerisinde demin ifade ettiğim artık hasat döneme girmiştir Türkiye. Elindeki devir stoklarıyla birlikte bundan sonra ürün fiyatlarında artış değil. Ben daha da ürün fiyatlarının bazılarında gerileme olacağını düşünüyorum. Örneğin kırmızı mercimek çıktı. Geçen seneki fiyatın şu an aynı fiyatlar civarında seyrediyor. Yani geçen yeni mahsul çıkmadan önceki eski mahsul fiyatlarından şu an fiyatlar devam ediyor. Detaya girmek açısından şunu söylemek istiyorum. İşte buğdayda yine bugün Toprak Mahsulleri Ofisi'nin vermiş olduğu fiyatlar çerçevesi içerisinde. Yani fiyatlarda ekimin ve şu an sebzenin de meyvenin de yeni çıkışıyla beraber sezon olarak fiyatların artışının ancak önümüzdeki dönemlerin dolar kurunun seyrine göre belirli olacak.
Eğer vaktim varsa önemli olan yaşanmış olduğumuz bu günlerin ama gelecek yılı... Bir cümleyle rica edeyim, vaktimiz maalesef kalmadı ama bir cümle, son bir cümle. Kısaca şunu söylemek istiyorum. 2023-2024 sezonu önemli. Yani bu sezonu paylaşmış olduk. Ama özellikle 21 Aralık'ta geçen sene Cumhurbaşkanlığı tarafından dışa bağımlı olmanın önüne geçmek için stratejik bir ürün olarak yıllardır bizim söylediğimiz buğday, mısır, ayçiçeği, pirinç ve bakliyat ürünlerinin stratejik ve kritik tarımsal ürünler kapsamına girip alınıp ve bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapmış olduğu yeni tarımdaki bazı yapılacak olan önümüzdeki dönem içerisindeki ekilemeyen arazilerin ki tırnak içinde 3 milyon hektar ekilecek alanımız var. Bu değişik tarımda değişik kanunlar uygulandığı takdirde önümüzdeki yıllar içerisinde ben farklı inanıyorum sonuçlar görebiliriz. Gösterecek çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis bizimle beraberdi. Şimdi programımızı biz Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki o gerilime dair bir söyleşiyle noktalayacağız. Yeni bir kısıtlama geldi bu arada Wall Street Journal'ın haberine göre ve Çinli şirketlerin Amazon ve Microsoft gibi Amerikalı şirketlerin bulut bilişim hizmetlerine erişimine kısıtlanmaya hazırlanıyor. Bir taraftan da üst düzey görüşmeler devam ediyor ki bugün akşam saatlerinde ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Çin'e bir seyahatte bulunacak. Şimdi izleyelim Ali Çınar'ın sorularını. Bununla veda ediyoruz. There's an ongoing tension between ABD ve Çin arasında süregelen bir gerilim var ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken Biden'ın yanında durdu. Biden, Xi Jinping'e bir diktatör kelimesi kullandıktan sonra bu onun arkasında durdu. İki ülke arasındaki ilişkileri nasıl görüyorsunuz? Bence Başkan Biden'ın Xi ile alakalı diktatör söylemi çok büyük bir değişiklik getirmeyecek gibi düşünüyor. Tabii ki bu iyi bir söylem değil ama biraz daha büyük resme bakıyorlar ve büyük resme baktığımız zaman şunu görebiliriz. Aslında şu ana kadar en kötü zamanlardan geçiyoruz gibi duruyor. Olabilecek en kötü seviyelerde. İki taraftan gelen yorumlara baktığınız zaman Washington şu anda Pekin'deki sıkıntıları görüyor ve Pekin'de kendi tarafından baktığı zaman Washington'daki sıkıntıları görüyor. Yani Pekin tarafından Amerika Birleşik Devletleri ne olursa olsun Çin'in gelişiminin önünde engel olacak diye görüyorlar. Washington'dan baktığınız zamansa Çin'den uluslararası bir agresyon olduğunu görüyorlar. Yani bu olduğu takdirde de ekonomik anlamda her iki ülkenin iç tarafında da sıkıntılar oluyor. Yani aslında burada ilişkilerin geleceğine baktığımız zaman belki çok bir değişiklik olmayabilir. Ama burada iki ülkenin birbirinden ayrışması da söz konusu olmayacak. Dolayısıyla şu anda Washington'daki bu yöneticiler riskleri biraz çeşitlendirme konusunda adım atmaya başladı. Çünkü Çin ve ABD ekonomisi birbirine çok fazla iç içe geçmiş durumda. Ve bu konuyla alakalı durum böyleyken Çin'le nasıl başa çıkabileceğini de düşünüyor bir taraftan ABD. Ve tabii ki küresel çapta da yaşananlar her iki ülkenin de bir ortaklaşa çaba içerisine girmesini istiyor. Ya işte mesela iklim değişikliği konusu olabilir ya da küresel olarak doğal afetlere konusunda olabilir. Ya da belki de direkt olarak regülasyonla alakalı siber güvenlik olsun, ticaret olsun bununla alakalı olarak bir ortak nokta bulunması gerekiyor. Ve buradaki bu alanlarda en azından ufak da olsa ortaklık işbirliği sağlanabilsin. Hazine Bakanı Janet Yellen Çin'e gitmeyi düşünüyor Temmuz ayı içerisinde ve Pekin'le yeni bir iletişim içerisine de geçti kendi mevkidaşıyla beraber. Acaba Çin tarafında bir ortak nokta arayışı mı bu? Evet, belki de önümüzdeki dönemde yeni ziyaretler görebiliriz. Örneğin işte Kasım'da Almanya'dan ziyaretler gerçekleşecek Xi Jinping'den ve tabii ki Çin bütün dünyayla işlerini, ilişkilerini dengede tutmaya çalışıyor ve Almanya ile olan bu görüşme de tabii ki çok önemli olacak. Ve tabii Hazine Bakanı Yalın'ın buradaki görüşmesi de önümüzdeki dönemde ekonomik gündem yaratılırken buradaki durumların dengede kalmasını amaçlayacak.
ve Washington bir taraftan da birbirinden ayrışma söz konusu olmayacağını biliyor. Dolayısıyla burada biraz riskleri azaltma yöntemine gitmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ortak bir paydada buluşması gerekiyor şu iki ülkenin. Ve oradaki iş dünyasına baktığımız zaman aslında ABD yatırımı Çin'de devam ediyor. ABD'li şirketlerin Çin'de yapmış olduğu satışlar gerçekten çok iyi seviyeler. Dolayısıyla iş dünyası bu ortak kademeyi, ortak noktayı bulmuş durumda. Ama acaba burada altı yatan problemler çözülecek mi derseniz, o zaman ben bunu hayır cevabı veriyorum. Çünkü yani şu anda gördükleri durum eşit olmayan şartlar arasında yarışıldığı, sanayi olsun, diğer tarafta olsun, uluslararası ve yerelde daha farklı durumlar oluştuğu ortaya çıkıyor. Ve bu da Xi Jinping'in ekonomik ve siyasi stratejilerine baktığımız zaman o zaman çok bu alanlarda yapılacak adımların kısıtlı olabileceğini görebiliyoruz. Ve geçtiğimiz dönemlerde atılan adımlarda da bu alanlarda yapılmış olan, atılmış olan adımlar herhangi bir şekilde bir somut çözümü beraberinde getirmedi, pratiğe dökülmedi buradaki gelişmeler. Evet, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bahsetmek istiyorum. Acaba burada Çin Ukrayna'daki savaşı bitirmek üzere iyi bir arabulucu olduğunu düşünüyor musun? Burada gerçekten güvenilir bir kişi mi? Evet, bir taraftan iki ülke arasında, Çin ve Rusya arasında çok önemli bir ekonomik ilişki var, siyasi ilişki var ve aynı zamanda tabii burada biraz daha Batı'yı çok karşısına almadan Çin burada hareketler yapmaya çalışıyor. Rusya ile olan yakınlığını koruyor ve buradaki raporlara da baktığımız zaman aslında çok fazla bir somut öneri de yoktu. Herhangi bir şekilde Birleşmiş Milletler'in raporunda orada işgal altındaki bölgelerden çıkması gerektiğine dair tabii ki çağrılar vardı ama Çin'in bu konuda nasıl bir anlaşmaya zorlayabileceği Rusya'yı, bu tabii ki bir soru işareti olacak. Çünkü Başkan Putin'e Çin'in açıkça destek olduğunu biliyoruz. Tabii ki burada bir sistem çökerse belki desteğini geri çekebilir ama şimdilik destek veriyor. Son olarak da Afrika'yı sormak istiyorum. Çin ve Rus iş dünyasının direkt olarak Afrika'da çok büyük bir etkiye sahip olduğunu görmek mümkün oluyor. Son dönemde Washington DC'de Başkan Biden da bu konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Acaba Rusya ve ABD arasında nasıl bir rekabet var orada ve ABD Afrika'da nasıl daha fazla etkin olabilir? Evet, ABD bu konuda Afrika'da yer alma konusunda biraz geç kaldı diye düşünüyorum. Ama bu yalnızca direkt olarak bu bölgeyle kısıtlı değil, aynı zamanda Orta Doğu'da da aynı şeyi yaptığını düşünebiliriz. Çin örneğin bazı konularda Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlayamadığı fırsatları sağlayabiliyor. Örneğin işte Afrika'daki telekomünikasyon teknolojilerine baktığımız zaman Çin'in bu konuda öncü geldiğini görüyoruz. Ve yalnızca 5G değil, 3G platformları da yaptığını görüyoruz. Yani gerçek anlamda bir ilerleme kaydetti ve burada Afrika'daki yerel basını biraz daha ele geçirdiği gibi duruyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kıyasladığımız zaman, şu anki duruma kıyasladığımız zaman Afrika'da Çin daha önde gibi duruyor. Yani aslında Çin yalnızca burada değerlere odaklanmıyor. Aynı zamanda temelde nasıl daha fazla bir alt Sahara kesiminde nasıl bir alan kazanabiliriz, buna da bakıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son duruma baktığımız zaman orada biraz daha finansman şirketlerine döndüklerini görüyoruz. Çin'den gelen şirketlere. Evet, birincisi, evet burada daha fazla yatırımlar olabilir. Daha fazla ortaklık olursa Afrika'da. Ama bence bu çok olası gibi durmuyor, o seviyelere ulaşması. Çin'in şimdiye kadar yapmış olduğu adımları karşılaması önemli olmayacak ama burada biraz aslında bu kuşak ve yol projesinin de önemli bir kısmıydı. Ama burada tabii ki biraz azalma olduğundan da biraz önce bahsettik. Dolayısıyla bu da ABD'ye biraz daha
bu konuda aktif rol alması için önünü açıyor. Ama tabii burada kongreye bağlı olacak ve bu da biraz işleri geciktirebilir.